Türkiye'nin ilk ve tek kadın basketbol programı Hava Atışı'ndan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi Ayşegül Aydemir Kazmaz'la birlikte kadın basketbolunun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi, final heyecanı yaşanıyor. Yakında Üniversitesi ile Fenerbahçe ilk karşılaşmalarını yaptı. Fenerbahçe 1-0 seride öne geçti. Bunların ayrıntılarını, yarı finalde neler oldu, bunların ayrıntılarını tabii ki Ayşegül Aydemir Kazmaz'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Merhabalar Ayşenur. Öncelikle dün akşama gideceğiz tabii. Dün akşamla ilgili neler yaşandı onları konuşacağız. Ama öncesinde bir yarı finalden finale nasıl gelindi? Bir VTR'miz var. Dilerseniz onu izleyelim. Ardından üzerine Ayşegül Aydemir Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin final serisinde normal sezonu lider tamamlayan Yakındoğu Üniversitesi ile 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takım geçtiğimiz yılda final serisinde karşı karşıya gelmiş ve çekişmeli geçen 5 maç sonunda kupanın sahibi Yakındoğu Üniversitesi olmuştu. İkinci atışı isabet olmadı. Lavender tamamlayamadı. Şampiyon Yakındoğu Üniversitesi. Kıbrıs ekibi playoff çeyrek final serisinde Galatasaray'ı 2 maç sonunda elemiş, daha sonra da Çukurova Basketbol'la karşılaşmıştı. Evinde ikinci maçı kaybeden Yakındoğu Üniversitesi, deplasmanda kazandığı 2 maç sonunda adını final serisine yazdıran takım olmuştu. Valeri Garnier'in takımın başına gelmesinden bu yana vites yükselten Fenerbahçe, playoff çeyrek final serisinde Beşiktaş'ı 2-0 geçerek lig ikincisi Hatay Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geldi. Bu seride de rakibine maç kazanma şansı vermeyen Sarı Lacivertliler, final serisi öncesi Fransız antrenör Garnier ile 9 maçta 9 galibiyet aldı. Hava atışı yapıldı. Kontra Hallingsworth çeldi. Sottana topu aldı ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi heyecanı başladı. Cafer Ağa Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk maçı karşılıklı basketlerle başlarken Lavender ve Hollingsworth'un pot altındaki oyununa Ayşe Cora ve Bereme Enka'nın dış atışlarıyla karşılık veren Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-23 önde kapatan taraf oldu. Büyük heyecana sahne olan ikinci çeyrekte Birsel ve Derya Bilgiç'in 3 sayılık basketleriyle öne çıkan Sarı Lacivertliler, ilk yarının bitimine 2 dakika kala farkı 9 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına da 53-45 önde giden taraf oldu. İkinci yarıya daha iyi savunma yaparak başlayan Yakındoğu Üniversitesi, pot altından bulduğu sayılarla farkı 2'ye kadar indirse de Fenerbahçe panik yapmadı ve Kelsey Plum'un önderliğinde 3. çeyreği 67-57 önde kapattı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Valeri Garnier'in öğrencileri, karşılaşmanın bitimine 6 dakika kala farkı 16'ya kadar yükseltti. Yakındoğu Üniversitesi Elde Brink'te bu bölümde 7-0'lık seri yakalayarak farkı tek hanelere indirse de Fenerbahçe hata yapmadı ve sahadan da 83-76 galip ayrılan taraf oldu. Ve maç sona eriyor. Fenerbahçe Yakındoğu Üniversitesi'ni 83-76 mağlup ediyor. Final serisinde 1-0 öne geçiyor. Deplasmanda 1-0 öne geçerek sağ avantajını rakibinden alan Fenerbahçe'de Kelsey Plum ve Kiavon 17'şer sayı kaydederken yerli oyunculardan Birsel Vardarlı Demirmen 10, Pelin Derya Bilgiç ise 9 sayıyla galibiyete katkı veren isimler oldu. Yakındoğu Üniversitesi'nde ise Gentle Lavender'ın 14 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Serinin ikinci maçı yarın saat 18'de yine Cafer Ağa Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Sevgili editör arkadaşımız Yasin Can'a teşekkür ederim. Gerçekten 3 dakikaya çok güzel bir bant sığdırmış. Ellerine sağlık diyelim. Çok güzel de özetlemiş. Evet, buraya gelene kadar neler yaşandı? Öncelikle çeyrek finalle başlayalım. Çeyrek finalde Fenerbahçe Beşiktaş'la eşleşmişti. Yakındoğu Üniversitesi Galatasaray'la eşleşmişti. Onları elediler. Daha sonrasında Yakındoğu Üniversitesi Çukurova basketli Fenerbahçe'de Hatay Büyükşehir Belediye ile eşleşti ve onları eledi. Finale kadar yükseldiler. Peki yarı finalden finale çıkana kadar Yakındoğu'nun performansını hakkında neler söylersiniz? Önce bir yarı final değerlendirmesi alayım sizden. Şimdi Yakındoğu özellikle Şopron maçı öncesinden başlayarak değerlendirmek istiyorum ben. Yaklaşık 1,5 aydır aslında daha önce de defalarca söylediğimiz gibi sezon başında oynadığı basketbolu sahaya yansıtamadığını görmüştük. Bunu da hep
İşte Eurolig'e, kafası Eurolig'de ve oraya hazırlanan bir performans seyri var diye. Daha sonra Eurolig dönüşünde yine aynı şekilde motivasyonu tekrardan toparlayamadılar ve bu konsantrasyon düşüklüğünü bence Çukurova Basket çok iyi değerlendirdi. Hatta Çukurova Basket koçu Ceyhun Yıldızoğlu'nun şöyle bir basın toplantısında şöyle bir cümlesi var. O konsantrasyon düşüklüğünü iyi değerlendirdik. Daha önceki maçta bunu yakalayabilseydik, ilk maçta eğer yenebilseydik daha farklı bir tablo olabilirdi diye bir açıklaması var. Bunun üzerine de konuşacak olursak sadece Yakın Doğu'nun performansından kaynaklı değil, Çukurova Basket'in de sürekli artan performansının sahaya yansımasını gördük aslında. Bence buradaki Yakın Doğu'nun en büyük dezavantajı dış atışlardaki, özellikle üst sayı çizgisinin gerisindeki çok kötü yüzdesiydi. Bence maçların gidişatını belirleyen istatistiklerden biri oldu diye düşünüyorum. Son bölüme geldiğimizde yavaş yavaş ivmesi yukarı çıkan bir Yakın Doğu Üniversitesi vardı. Kendi sahasında kaybettiği maçtan sonra biraz daha konsantrasyonunu toparladı takım. Daha iyi bir basketbolla son maça geldi. Son maçta gerçekten çok atlet bir takım Çukurova Basketbol. Ve orada kendi sahasında güçlü oynayan ve hiç maçı bırakmayan bir temposu var. Ve bence maçın devamında, yani biz serinin bir maçı daha olabilse mesela daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ama Yakın Doğu buna izin vermedi. Yani gücünü ortaya koydu. O rotasyon genişliğini iyi kullandı ki üstün tarafı Çukurova Basket'ten bence oydu. Rotasyondaki genişliğini daha iyi kullanabiliyor. Daha tecrübeli ve daha farklı oyuncuları daha iyi kullanabiliyor Çukurova Basket'e karşın. Ama burada tabii Ceyhun Yıldızoğlu'nun basın toplantısının son cümlesi var. Bence o Çukurova Basket açısından baktığımızda önemli. Çünkü şöyle bir şey söyledi. Belki serinin kazananı değiliz ama ligin kazananıyız. Çünkü lige yeni çıkmış bir takım. Kesinlikle. Ve yarı finale kadar geliyor. Çok önemli bir şey. Bunda tabii Yakın Doğu'nun dediği gibi Ceyhun Hoca'nın da konsantrasyon eksikliğinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yukarıya giden bir ivmesi var Yakın Doğu'nun. Ama final serisinde nasıl bir tablo göreceğiz? Bence ilk maçta kendi sahasında kaybediyor olması çok ciddi bir dezavantaj. Özellikle final serisinde oldukça önemli bir şey saha avantajı. O yüzden Fenerbahçe çok ciddi bir avantaj elde etti diyebiliriz. Bu arada Çukurova'nın oyuncusu Döşilt ise Women NBA'ye Türkiye'den ilk giden, draft olarak seçilen Chicago City tarafından 3. sırada draft edilen ilk oyuncu oldu. Evet, çok aslında bu çok önemli büyük bir şey. Başarı. Önemli bir şey çünkü lige çok renk katan oyunculardan bir tanesiydi Döşilt ve bence Çukurova Basketbol'un skor anlamında da temposunu belirleme anlamında da çok önemli işler yaptı. Reboundlara verdiği katkılarla da Çukurova Basket'in burada playoff serisine gelmesini, oradan yukarılara çıkmasında da çok önemli bir oyuncuydu. Bence ligimizin kalitesini arttıracak bir şeydir bu. Gözlerin ligimize çevrilmesini. Zaten kalitesi ortada. Gelen yabancıların da kalitesi ortada. Burada aslında şuna da belki değinmeliyiz. Lige bu şekilde etki eden yabancılar gelirse bizim yerli oyuncularımız daha büyük değer kazanır. Neden bunu söylüyorum? Eğer bu kaliteden daha düşük veya takıma bu kadar katkı sağlamayacak bir yabancı gelecekse o zaman yerli genç oyuncunun oynamasını tercih etmeliyiz. Yani bu seçimleri yaparken gerçekten hem lige hem takıma maddi olarak da dezavantajlı duruma düşmemek için bence oyuncu seçimlerinde bu tip kriterleri çok iyi belirlemeliyiz. Çukurova Basket bunu ortaya koyabilen bir takım Galatasaray, oldu. Galatasaray bir takım kurduğunda, yani geçen yıl çok fazla eleştirilmişti. Hani yabancı oyuncular hiç tanınmıyordu ama Marina Maljković de oradan güzel bir şey yarattı. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani şöyle, bazen oyuncu koça değer katar, bazen koç oyuncuya katar. Geçen sene koçun yaptığı oyuncuların yapısına göre bir sistem yarattı. Bol baskılı, tam saha baskılı ve bütün maç boyunca süren bunaltıcı bir baskı. Onun üzerine bir sistem kurdu. Oyuncuları çabuk ve iyi baskı yapan, iyi müdafacı oyunculardı ve çabuk oyunla
Mesela Jefferson aynı şekilde. Yine uzunları belki tam 5 numarası olmamasına rağmen. Siz hep 4.5'dan 5'ti. 4.5'dan 5'ti evet çoğu. Olmamasına rağmen oynadığı oyun şekli onlara da değer kattı. Ama dediğim gibi yani oyuncular da onun karşılığını verdiler. Bence geçen sene yani bu tipte sonuçlar Galatasaray için de beklenmiyordu. Ama bence onların da Euro Cup'ta final, yarı finale kadar gelmiş olmaları gayet önemliydi. Evet. Fenerbahçe-Hatay eşleşmesine geçelim. Bir diğer eşleşme yarı finalde karşı karşıya geldi iki takım. Hatay ev sahibi avantajını kullanamadı. Neden kullanamadı sizce? Yani şimdi bence Fenerbahçe ile eşleştiğinde hem biraz lig yorgunu hem Euro Cup yorgunu zor bir sezon geçirdi Hatay. Aslında çok inatçı, iyi basketbol oynayan ve bize her zaman istikrarı gösteren bir takım oldu. Biraz sezonun sonunda yorgunluk vardı. Biraz Fenerbahçe'nin antrenör değişikliğiyle beraber oyun sisteminin daha farklı olması, oynadığı oyun sistemine Hatay Büyükşehir Belediye'nin bir türlü refleks gösterememesi biraz etkili oldu diye düşünüyorum. Çok ciddi eşleşme problemleri yarattı evet, Garnier. Evet. Courtney Paris'i çok etkili kullanmaması için ona göre müdafaalar sahaya koydu. Ve bence oyuncuları daha etkili kullanan bir Valeri Garnier'i seyrediyoruz. Yani bunu dünkü maçta da gördük. Şimdi Avrupa'daki basketboluna da bakarsak Hatay'ın benzerlikler görüyor musunuz bu seride de? Yani Avrupa'da yaptığı hataları Fenerbahçe serisine de yansıttı mı sizce? Yok, çok aslında hata bazında bakmayalım. Bence şöyle ki oyun sistemine Fenerbahçe'nin daha farklı oyun sistemine hazır değildi belki de. Ve aynı zamanda da oyuncuların performanslarında da bence bireysel performanslar da etkili oldu Hatay Büyükşehir Belediye açısından. Dış atışların girmediği zaman da topu içeriye geçiremedikleri dönemler oldu. Zaman zaman savunmada çok motivasyonlarının düştüğü zamanlar oldu. Ve buna da çok iyi cezalandıran bir Fenerbahçe çıktı karşısına. Çünkü ligde bir maçı Fenerbahçe, bir maçı Hatay almıştı. Bence güzel bir seri oldu ama burada Hatay'ın belki de son maçlarda artık gücü yetmedi diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe biraz önce VTR'de duyduk 9 maçlık bir seri yakaladı. Evet, 9'da biraz 9. Rüzgarı arkasına aldı diyebiliriz. O geçiş dönemini de bence çok iyi geçirdiler. Ve dünkü basketbolla da bunun tesadüf olmadığını gösterdiler aslında. Veremeyenka'nın performansını da değerlendirmenizi isteyeceğim yani, yarı final serisinde. Yani yarı finalden ziyade aslında ikinci yarı itibariyle bence birkaç sezondur zaten. Ligin en istikrarlı oyuncularından bir tanesi. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ve son dönemde de özellikle bunun altına hep çizerek söylüyorum. Kia Wong'un iyi kullanılarak performansının artması ve top kullanma sayısı arttığında Veremeyenka'nın işi daha da kolaylaştı. Veremeyenka'nın bazen istatistik kağıdına yansımayan çok önemli özellikleri var. Özellikle savunmada. Ve tecrübesiyle çok önemli işler yapıyor. Yaptığı screenle, savunmada durduğu yerle, kapladığı alanla, topu asistleriyle gerçekten tecrübesini çok iyi sahaya yansıtan bir oyuncu. Bence bu seride, yani çeyrek finalden itibaren Fenerbahçe'nin gösterdiği istikrarlı oyunun sebeplerinden bir tanesi. Bir tanesi oldu. Peki o zaman hemen final serisinin ilk maçına gidelim. Yakında Üniversitesi Fenerbahçe'yi ağırladı Caferi Spor Salonu'nda ve 76-83 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Garnier'e geldiğinden beri biraz önce de bahsettik. Gerçekten inanılmaz bir ivmeyle yükselen bir Fenerbahçe var. Takım oyunu oynuyor ve bench katkısını da alıyor. Neler söylersiniz? Şimdi Yakın Doğu'nun bu düşüşünü Avrupa Kupaları, Avrupa Ligi'nden sonra mı oldu? Yani Avrupa Ligi'nden sonra bir düşüş var. Gözle görünen bir düşüş görünüyor Yakın Doğu'da. Neler oluyor olabilir Yakın Doğu cephesinde? Şimdi burada tabii bazen sezonda performansların yukarıya çıktığı ve aşağı indiği ivmeler vardır. Ve bu bazen antrenman sistemiyle, bazen oyuncuların bireysel mental yorgunluğuyla veya konsantrasyonlarıyla da anlatılabilir. Ama mutlaka takım içerisinde de
bireysel performansların çok düşük olduğu bir dönem oldu. Mesela yarı final serisinde 15'te 0'lık bir dış atış yüzdesi var. Evet. Yani bu Yakın Doğu Üniversitesi için açıklanabilir bir şey değil. Bir taraftan baktığımızda dış atışları söyleyebiliriz. Ama bu maç özelinde baktığımızda da Wandersloot'un olmadığı bir Yakın Doğu'nun asist istatistiğini zaten otomatik olarak düştüğünü görüyoruz. Evet. Burada tabii onun yarattığı sayılar ve asistleriyle attırdığı sayılar tabii ki önemli. Ama bu maç özelinde baktığımızda Fenerbahçe'nin bu performansıyla Wandersloot olsa da farklı olur muydu sorusu bence yok. Yani şöyle ki hücum anlamında Fenerbahçe'nin neredeyse kusursuz oynadı. 13'te 11'lik bir sanırım ikinci çeyreğin sonundaydı. 13'te 11'lik %75'lik bir isabet oranı vardı. Bu gerçekten çok önemli bir istatistik. Ve bence ilk çeyreğe baktığımızda zaten ilk çeyrek skoruna baktığımızda skorun buralara geleceği yani 80'lere geleceği çok belliydi. O kadar tempo hızlıydı ki kimse hani mola alabilecek bir durum bile yoktu. İkinci çeyreğin ortalarında ya da sonuna doğru bir mola geldi dedik ki hepimiz bir nefes alalım, biri mola aldı sonunda dedik. Çünkü çok tempolu bir maç oldu. Tabii ilk çeyrekte baktığımızda çok çabuk ve çok kolay geçilen savunmalar gördük her iki tarafta da. Burada dediğim gibi topu daha iyi kontrol eden taraf Fenerbahçe oldu. Ve ikinci çeyrek itibariyle de maça ağırlığını çok fazla hissettirdi. Peki Kyle McBride birazcık daha iyi bir performans ortaya koysaydı farklılaşır mıydı? Tabii onun ciddi anlamda bir performansı özellikle dış atışlarda bir düşüşü var ama burada tabii onu beslemek de önemli. Yani doğru yerde doğru topla buluşturmak da önemli. Mesela Çukurova basket maçına baktığımızda tepeden oynadıkları screenlerde içeriye giren pasların ilk maçlara göre daha isabetli gittiği ve top kayıplarının buna daha az yansıdığını görüyoruz. Bu maçta da onu daha fazla yapabildiler. Hatta bence savunma anlamında Fenerbahçe'nin dezavantajı olan nokta o ikili screenlerin oynandığı dakikalardı. Ona hemen bir önlem aldı ters taraftan yardım getirerek Garnier. Bence burada dış atışlar çok önemliydi Fenerbahçe açısından ama Kia Wong'un ve Anastasia Veremeyenka'nın gösterdiği performans, Plum'un sezon boyu aslında beklenen performansı, Birsel'in oyunu çok iyi domine etmesi, kenardan gelen her oyuncunun biraz önce sen söyledin kenar katkısı diye evet. 19'a 35 yani 35 sayı kenardan gelmiş. Bu final serisi için çok iyi bir sinyal Fenerbahçe açısından baktığımızda. Diğer taraftan da ikinci şans topları da 8 sayı bulmuş. Burada tabii potu altında Yakın Doğu Üniversitesi'nin çok ciddi bir aslında üstünlüğü de var baktığımızda. Ama en büyük dezavantajın asistlerde olduğunu görüyoruz. Dış atışlar yüzdesinde çok düşük kalıyor Yakın Doğu. %33.3. Fenerbahçe'nin %61.1 üçlük yüzdesi var. Evet. Gerçekten. Bir de yani öbür tarafta kağıda baktığınızda çok fazla farklılıklar görünmese de asistler ve dış atışların ne kadar etkili olduğu görünüyor. Maç sonu basın toplantısında Fenerbahçe koçu Valeri Garnier şöyle bir şey söyledi. Çok iyi bir hücum organizasyonu yaptık. Takımca çok iyi oynadık. İkinci maçta dikkat etmemiz gereken şey savunma dedi. Peki onu dinleyelim mi şimdi? Tabii. Bir VTR'miz var. Garnier neler söylemiş ve Ayşe Cora'nın açıklamalarını, maç sonu açıklamalarını dinleyelim, üzerine konuşalım. To be ready for the second game. Buraya gelip Yakın Doğu karşısında maç kazanmak çok zor ama bunu yaptık. O yüzden mutluyuz ama ikinci maçtan önce bazı şeyleri geliştirip bazılarını da değiştirmemiz gerekecek. Bugün 3 sayının çizgisinden muhteşem bir Fenerbahçe izledik. Ona karşı ayrı bir çalışma olmuş muydu Fenerbahçe'de? Today my team is very efficient at three point. It is not like this every day, every game. Ya bugün buna karşı bir çalışmamız yoktu ama çok yüksek yüzdeyle attık, çok verimlilikle attık. Ama savunmamızı geliştirmek lazım. Her zaman böyle atamayız. 1-0 öne geçmek tabii ki güzel ama şu an hiçbir şey bitmiş değil. Şampiyonluğu almadığımız sürece kazandığımız birinci veya ikinci maçın hiçbir önemi yok.
Çok yüksek skorlu bir maç oldu. Ve ilk yarıda çok erken faulledik. Çok erken faul problemine girdik ve bu bizim savunma direncimizi kırdı. Yapmak istediğimiz sert savunmayı sahaya koyamadık. Bu yüzden de Yakın Doğu gerçekten iyi bir skor üretti. Biz de dış atışlarda çok etkiliydik. O yüzden maçı ortak olduk ama her zaman bu kadar skor bulamayabiliriz. O yüzden savunmaya daha çok önem vermemiz gerekiyor. Ayşe Cora'nın gerçekten çok güzel analiz etmiş çok maçı. Objektif. Çok güzel bir röportaj gerçekleştirmiş gerçekten. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii bu kadar yüksek yüzdeli atamayız. Evet, bunu nasıl ki Yakın Doğu'nun Çukurova serisinde gördüysek bu serinin sonrasında da görebiliriz. Çok özgüvenli attılar yalnız. Bunu mutlaka söylememiz lazım. Yani her giren gerçekten kararlı bir şekilde attı ve isabet kaydettiler. Zaten şimdi, kararlı atış yapınca o isabetle oluyor galiba. Öyle de bir şey var. Kendine güvenmekle alakalı. Evet. Şimdi 53 sayı aslında baktığınızda yani gerçekten çok güzel. Yani neredeyse bir maçın skoru. Evet. İlk yarı skoru 45-53. Neredeyse bir maçın skoru baktığınızda. Bu kadar tempo içerisinde tabii ki Yakın Doğu'nun 76 sayısı Fenerbahçe savunması için fazla. Çünkü zaten burada 83 sayı bulmuş bir Fenerbahçe var. Eğer bunu bulamadığı takdirde 76 sayı fazla. Dolayısıyla bunu 60'lara çekmesi gereken bir Fenerbahçe var. Yakın Doğu savunmasına baktığımızda da 83-7'ye bir maçı kazanması zaten gerçekten kolay bir iş değil. Mutlaka isabet oranının aynı şekilde rakip kadar yüksek olması gerekiyor. Burada baktığımızda Fenerbahçe'de 3 oyuncu çift hanelere çıkmış. Yakın Doğu'da 4 oyuncu çıkmış. Ama bence savunma anlamında ve özellikle kritik hücum ribaundlarındaki bence son 3. dakikaydı yanılmıyorsam. Çok tam hatırlamıyorum ama Veremeyanka'nın aldığı bir savunma ribaundu var. Tam Eldebrink'in üçlükleri dışarıdan atmaya başladığı dakikalarda bir savunma ribaundu var. Maçı bence mesela dönüm noktası odur. Veremeyanka'nın hani görünmeyen dediğimiz o hücum ribaundu belki istatistiğe yansıyor ama o kadar kritik bir hücum ribaundıydı ki Yakın Doğu'nun maçı kazanma ihtimalini yok etti. Yok etti. Bir anda. Evet. O yüzden yani Fenerbahçe'yi gerçekten oynadığı basketbol için tebrik etmek lazım. Çok tempo olarak da çok yüksek maç. İki takım da çok tempolu ve çok iyi bir basketbol ortaya koydular aslında baktığımızda. Bizim burada dış atışın bu kadar yüzde olması hepimizi seyirci olarak çok şaşırttı gerçekten. Faul problemiyle ilgili neler söylersiniz? Fenerbahçe 19 faul yaptı. Yakında onun 12 faali var. Buna şimdi, karşılık Ayşe Cora da bahsetti. Evet. Faul problemi yaşadıkları. Şimdi sana hatırlarsan program öncesi şöyle bir şey söylemiştim. Fenerbahçe ile ilgili iki tane kenardan bir tespitim var diye şimdi hatırladım bir tanesini. Bir tanesini unutmuştum. Maçın ikinci yarısının sonunda galiba Garnier hakemlere serzenişte bulunurken bizim bu kadar faulümüz var. Onların 3 faali var diye biraz serzenişte bulundu. Yani koca devre 3 faul. Ama koca devre 53 sayı yemiş. Yani zaten müdafaa yapmamış Yakın Doğu Üniversitesi. Yani 53 sayı attığın bir takım zaten savunma yapmamış demektir. Biraz bunda tabii dış atışların isabetli olmasının da etkisi var. Yani dış atış kullanıldığı takdirde. Şimdi Fenerbahçe buna göre daha sert ve daha farklı bir savunma yaptı. Aynı zamanda da top Yakın Doğu tarafında çok fazla pota altına indi. Bu da faul ihtimalini daha fazlalaştırdı diyebiliriz. Bu anlamda bu şekilde açıklayabiliriz belki faullerin arasındaki farkı bu şekilde açıklayabiliriz. Diğer ikinci tespitimi de söyleyeyim. Aslında bu önemli bir şey. Fenerbahçe'de antrenör değişikliğiyle beraber yardımcı koç değişikliği oldu. Yardımcı koçta Tolga Esenci daha önce de yardımcı koçluğunu yapmıştı Fenerbahçe'de. Şöyle bir sahne oldu. Bir geri pas itirazı oldu Garnier'in. Çok sinirlendi gerçekten ve neredeyse teknik faul alacak noktaya geldiğinde Tolga Esenci gitti. Pozisyonu ona anlattı. Pozisyonda hakemin doğru karar verdiğini söyledi.
ve onu sakinleştirdi. Şimdi çok önemli bir şey bu aslında. Zafer Kalaycı oldu. Hatta teknik faul almadığı için sonra, maç sonrası açıklamalarında iki koç da teknik faul almadığı için güzel bir karşılaşma oldu diye bir açıklama yaptı. Yani geldi şimdi burada yardımcı koçun yapmış olduğu hamle aslında belki de Fenerbahçe koçunun teknik faul almasını engelledi. Evet. Çünkü gerçekten çok sinirlendi ve çok yanlış bir karar olduğunu düşünürken orada aslında başka bir elden geri pasın gittiğini anlattı ve onu sakinleştirdi. Bu yardımcı koçların aslında maç içerisinde ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Fenerbahçe'de böyle bir birbirlerini bu şekilde destekliyor olmaları benim çok hoşuma gitti açıkçası. Koç da onu dinledi ve hak verdiği için de bence gerçekten ona hani koçuna değer verdiğini de gösteriyor. Kenar'ın bu şekilde anlaşması maça da mutlaka yansıyordur. Söyle ki Zafer Kalaycıoğlu da tabii orada set, zaten daha önce hep söylemiştik. Set yani, çizdiren evet, yardımcı koçuna evet, set çizdiren hep bir isim. Zafer abi ve ekibini hep söylerken şimdi rakipte de böyle bir şey olması bence dikkat çekici şeylerden bir tanesiydi. Çok güzel görüntüler bunlar. Bunlar kameraya yansımamış görüntüler olabilir. Onun ben için maça gitmek gerekiyor. Onun için maça gitmek gerekiyor. Onun için maça gitmeyi daha çok seviyorum. Peki, televizyonda. Peki o zaman izninizle bir de yakında üniversitesi koçu Zafer Kalaycıoğlu'nun açıklamaları, maç sonu açıklamalarını dinleyelim, üzerine konuşalım. Final Four'un ardından yakında üniversitesinde görülen bir düşüş mü var? O final serisine yansıdı mı sizce? Bugün kazanamamamızın sebebi size göre neydi? Ya oradan sonra köprünün altından çok sular geçti yani. Final Four'a kalmak güzel bir şeydi. Döndükten sonra oynadığımız sert maçlar oydu. Galatasaray'la oynadığımız maçlar sertti. Ondan da 2-0'da geçtik. Çukurova'yla oynadığımız maçlar gayet sertti. Çok önemli mücadeleler yaptık orada. O seriyi de 3-1 geçtik. Yani iyi oynadığımız maçlar, bu son maçlar gayet güzeldi playoff'ta. Bugün de kötü oynamadık aslında ama rakip takım 3. periyot bittiğinde istatistik kağıdını aldığımda 12'de 9 üçlük atmışlardı. Yani 12'de 9 üçlük atınca savunma sertliği düşüyor. Tabii burada hani bu bahane olmayabilir ama tabii ki bizi çok etkileyen bir oyuncu kaybımız var. Bugün Wandersuit rahatsızlığı nedeniyle hastanede gelemedi maça. Tabii onun oynamaması bizim ilk defa bir maçta asistlerde geride kaldığımızı görüyorum. Bugün oldu o maç. Onun eksikliğini hissetmedim dersem ona saygısızlık etmiş olurum. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi gerçekten. Onlar da tabii Van der Sloot'un olmamasıyla müthiş bir özgüvenle de oynadılar. Zaten yeni koç geldikten sonra iyi oynamaya başlamışlardı. Gerçekten koç da şimdiye kadar 9'da 9 oldu galiba. Hiç mağlup olmadılar. Maçları oynadıktan sonraki röportajlarında Fenerbahçeli oyuncuların hepsi gözleri böyle gülerek kendine olan güvenlerinin ne kadar arttığını göstererek konuşuyorlardı gerçekten. Bugün de aynı güven sahada vardı ve hak ettikleri bir galibiyeti aldılar. Gerçekten hakemler de bugün hiç hepsinin eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. En güzel şekilde yönettiler. Her iki tarafta hiç itiraz etmedi. Hiç teknik faul almadı. Zaten ligde yani çok fazla teknik faul almamaya dikkat eden bir takımız. Ama inşallah Sulut da iyileşirse çarşamba günkü maçta daha sert bir takım olarak sahada kendimizi göstereceğiz. Yarın akşam saat 18'de karşı karşıya gelecek iki takım. Fenerbahçe yakında onun Caferada yine oynanacak karşılaşma. Van der Sloot geri dönmüş olacak. Büyük bir ihtimalle bir gıda zehirlenmesi evet, geçirdi. Onun olması serinin bundan sonraki durumunu nasıl etkiler? Yani yarın neler olabilir? Yani bir kere topun kontrolünü daha çok yakın doğu sağlayabilir ev sahibi olması avantajıyla da. Çünkü Van der Sloot hem kendi skor üretirken hem de yaptığı asistlerle içeriği çok besleyen ve skorerlerini çok besleyen bir guard. Ve takımın tıkandığı dakikalarda, özellikle skor anlamında tıkandığı dakikalarda zaman zaman dış atışlarla, zaman zaman da çemberi zorlayarak yaratıcılığını ortaya koyan bir guard. Önemli bir oyuncu zaten. Dolayısıyla yakın doğu açısından önemli olacaktır. Ben sevgili Zafer Kalaycıoğlu'nun hakemlerle ilgili söylediği şeye katılıyorum. Öncelikle bu seride
A klasmanı hakem olması benim için soru işaretiydi. Çünkü ligi tanımıyorlar, oyuncuları tanımıyorlar, o dengeleri çok bilmiyorlar diye soru işareti vardı kafamda. Yalnız bu maçta gerçekten dengeyi çok iyi ortaya koydular ve çok iyi yönettiklerini düşünüyorum ben de. Yani hani seriye yakışır bir basketbol vardı. Hep bahsettiğimiz burada Fenerbahçe'nin çok iyi oyunu ama Yakın Doğu kötü oynamadı. Yani söylediği gibi bu kadar yüzdeli bir dış atışı olan bir takım gerçekten savunma anlamında iyice omuzları düşürüyor. Dolayısıyla da Yakın Doğu Üniversitesi'nin demin söylediği gibi daha sert, daha kararlı bir savunmayla sahaya çıkması gerektiğini görüyoruz hepimiz. Garnier'in itiraz ettiği 3 faal hakemlerden ziyade Yakın Doğu'nun savunma performansına bağlı evet. olduğunu düşünüyorum ben. Peki şimdi bir yandan Yakın Doğu ve Fenerbahçe'yi ben iki ezeli rakip olarak görüyorum. Gerçekten. Bu herhalde geçen seneki playoff serisinden kaynaklı. Biraz da iki takım da birbirleri yarışmayı seviyor ve iki takımın yöneticisi de kupayı çok seviyor. Tabii ki. Şimdi baktığımızda bundan sonraki seri Fenerbahçe için ev sahibi avantajı Fenerbahçe'nin oldu. Neler söylersiniz? Nasıl bir seri bekliyor? Basketbol severler bu maçlara neden gitmeliler? Şimdi birincisi geçen seneki seride basketbol kalitesi çok üst düzeydeydi. Gerçekten kadın basketbolu açısından son derece çok güzel seri izledik geçen sene. Bence aynı kalite bu seride de olacak. Yani bu ilk maç bize bunu gösterdi. Bu skor da aslında baktığınızda bunu bize gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda Yakın Doğu Üniversitesi'nin sahasındaki ilk maçı düşündüğümüzde bence mutlaka savunma anlamında daha iyi, hücum konsantrasyonu açısından da daha verimli olmaya mutlaka daha çok gayret edeceklerdir. Burada dış atışların girmediği dakikalarda çok kuvvetli uzunları olan bir takım. Bunları daha fazla beslemeye çalışacaklardır. Tabii burada faal problemine erken giren takım bence o günün dinamiği açısından baktığımızda da bireysel performanslara baktığımızda da çok önem kazanıyor. Diğer taraftan baktığımızda kendi sahasında aynı performansı devam ettireceğini düşündüğüm bir Fenerbahçe var. Çünkü hep söylediğimiz gibi Garnier geldiğinden beri yukarıya çıkan bir performansı var ve istikrarlı bir basketbol oynuyor. Hem bireysel anlamda oyuncular daha özgüvenli, hem bireysel anlamda daha iyi, hem de takım halinde topu çok iyi paylaşıyor. Evet, topu paylaşan, takım oyunu oynayan ve bir Fenerbahçe yaratıcı. Ve kenardan giren her oyuncunun katkısı var. Ya savunma, ya hücum, ya rebound, ya top kapma anlamında mutlaka bir katkı sağladığını görüyoruz. O anlamda da rotasyonun genişliğini bana göre Yakın Doğu'dan daha verimli kullanıyor Fenerbahçe. Bu seride de ben Fenerbahçe'nin bu anlamda daha iyi gideceğini düşünüyorum. Rotasyonu kullanma anlamında daha iyi gideceğini düşünüyorum. Yakın Doğu açısından baktığımızda Van der Sloot olmadığında rotasyonda sıkıntı yaşadığını gördük. Ama Van der Sloot geldiğinde daha farklı bir Yakın Doğu izleyeceğiz. Peki 5. maçı uzar mı sizce? Bence uzar. Yani şöyle uzar. Uzamalı. Yani uzamalı. Keyifli ve iyi bir seri istiyoruz biz. Daha güzel maçlar izleyelim istiyoruz. O yüzden uzar diye düşünüyorum. Çünkü her iki takım da bütün sene bize iyi basketbol seyrettirdiler. Fenerbahçe'nin düşüşleri oldu. Özellikle Euroleague döneminde düşüşleri oldu. Beklemediği maçları kaybetti ama son dönemdeki Fenerbahçe bize seriyi uzatmayacak bir basketbol oynadılar. Ama Garnier'in de söylediği gibi eğer bu hücum performansı olmadığında savunmada geri düşerlerse o zaman bu skorları bulamazlarsa seri uzar. Ama bu basketbol oynamaya devam ederlerse Yakın Doğu mutlaka savunma performansını çok üst düzey arttırmalı seriyi uzatabilmek için de. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Aydemir Kazmaz. Güzel yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe ile ikinci serinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Yarın saat 18'de TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve basketbolla kalın. Hoşçakalın.